Galatasaray televizyon ekranlarından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Güzel Oyun programında Nazlı ile birlikte her hafta Galatasaray'ın başarılı oyuncularını ekranlara getiriyoruz. Bu hafta ise Galatasaray Metin Oktay tesislerinde sizlerle birlikte bir tur atacağız. Evet, normalde izleyicilerimizin de taraftarlarımızın da oldukça fazla merak ettiği bir yer Florya Metin Oktay tesisleri. Bu programımızda onların merakını gidermek için tesislerin görülmemiş yerlerini gezeceğiz. Galatasaraylı başarılı oyuncuların mabedini Florya Metin Oktay tesislerini bir an önce gezelim. Şimdi de Yük Derbal antrenman sahasındayız. Tesislerin 4 sahasından bir tanesi. Takım genelde antrenmanlarını burada geçiriyor. Takımın genelde antrenman yaptığı yer burası. Tabii ki teknik ekip de burada oturuyor. Biz de şu an Nazlı'yla buraya yerleştik. Aynı zamanda tabii ki sizlere detaylarda da aktaracağız. Antrenmanı takip etmek isteyenler izleyici olarak da buraya gelebiliyorlar. Antrenman sahasında demin oturduğumuz yerin hemen yanındaki merdivenlerden birazdan içeriye gireceğiz. İçeride de soyunma odası ve masaj odası var. Şimdi fitness salonuna geldik. Oyuncular antrenmanlardan önce ya da sonra burada fitness aktivitelerini gerçekleştiriyor. Çok da güzel manzarası var. Antrenman sahasına bakıyor. Oldukça fazla da çeşitli alet var. Bu aletlerden biz de demin tabii ki bir şeyler yapmaya çalıştık Nazlı ile. Kıyafetlerimiz müsait olmasa da ortaya komik manzaralar çıktı. Onları tabii ki ekranlara getirmeyeceğiz. Ama oldukça zorlayıcı aktiviteler olduğunu söyleyebiliriz. Peki şimdi nereye gidelim? Şimdi masaj salonuna gidelim. Evet, turumuza devam ediyoruz. Şimdi fitness salonunun ardından masaj ve tedavi salonuna geldik. Oyuncularımız burada tabii ki fitness'ın ardından, antrenmanların ardından tedavi oluyorlar. Yani tabii ki çok büyük sakatlık vermesin hiçbir futbolcumuza. İnşallah hiç kötü bir sakatlık geçirmezler. Masaj deyince genelde böyle bizim aklımıza böyle çok insanın keyif aldığı bir şeydir masaj. Tabii ki tedavi amaçlı da burada masaj oluyorlar. Arkamızda da çok güzel bir fotoğraf var. Evet, Baba Gündüz'ün çok sevilen, benim de çok sevdiğim bir fotoğrafı var. Oldukça düşünceli gözüküyor. Tabii ki Florya Metin Oktay tesislerinin aslında en güzel yanlarından bir tanesi Galatasaray'a, Galatasaray tarihine ait pek çok fotoğraf var. İşte Galatasaray ruhunu en iyi yansıtan yerlerden biri bu yüzden de. Evet, her köşede Galatasaray'ın buram buram tarihi kokuyor. Galatasaray ruhu dedin, hemen yan tarafta da hakikaten çok güzel bir fotoğraf var. Gerçekten Galatasaray ruhunu yansıtan. Taraftarlarımızın da çok uzun süre unutamadığı bir maçın fotoğrafı var. Üstünde de hemen Galatasaray ruhu yazıyor.
Evet, hem eski hem yeni pek çok fotoğraf var Florya Metin Oktay tesislerinde. Biz şu anda masaj odasındayız dedik. Tabii ki ekipten de bahsetmemek olmaz. Futbolcularımız çok emin ellerdeler sevgili seyirciler. Bundan asla şüpheniz olmasın. Oldukça profesyonel, oldukça emin ellerdeler burada. Bakın direkt fokus geldi. Zoom, zoom. Belki de Galatasaray taraftarlarının en çok merak ettiği yerlerden bir tanesindeyiz. O da soyunma odası. Soyunma odasında da Galatasaray'ın altyapısından yetişen 3 tane ismin, 3 önemli ismin dolapların önünde duruyoruz. Emre Çolak, Ere İşcan ve Semih Kaya. Gerçekten Galatasaray taraftarı için her futbolcunun yeri ayrı ama hep söyleriz bizim için altyapıdan çıkan futbolcuların önemi her zaman farklıdır. Güzel de fotoğraflar var aslında dolapların üstünde. Emre'nin burada hemen Selçuk'la ve alt tarafta Semih'le ve Burak'la. Hemen altında da bizim çok sevdiğimiz bir minik var. Rüzgar, Yekta evet. Kurtuluş ve Çisem Kurtuluş çiftinin tatlı oğulları. Herhalde doğum gününe gittiğinde oradan aldığı bir anı. Onu da dolabına yapıştırmış. Onu da dolabında kullanıyor. Genellikle dolapların üstünde kişisel zevklerine uygun güzel fotoğraflar görebiliyoruz oyuncularımızın. Tabii ki ertesi günkü antrenmana da burası hazır durumda. Herkesin malzemesi dolabının önünde. Kesinlikle. Florya'da herkes işini tabii ki en güzel şekilde yapıyor. Oyuncular tesislerden ayrıldıktan sonra soyunma odaları her taraf temizleniyor. Mis gibi oluyor. Ertesi gün oyuncular geldiğinde tertemiz şekilde odalarını buluyorlar. Florya Metin Oktay tesislerinin belki de en güzel, en keyifli yerlerinden bir tanesindeyiz. Çünkü burada birbirinden lezzetli yemekler yeniyor. Tabii biz şu anda balkondayız ama arkamızda yemekhane ve yemeklerin olduğu kısımlar var. Oyuncularımız burada afiyetle birbirinden lezzetli yemekleri yiyorlar. Biz de zaman zaman Nazlı'yla Florya'ya geldiğimiz zaman o yemekleri tadabiliyoruz. Biz şanslı olanlardanız. Şu detayı da hemen verelim. Florya'nın yemekleri çok meşhurdur. Oyuncularımız da bilirler. Ustalar birbirinden lezzetli, güzel yemekler yaparlar. Biz de zaman zaman tatma fırsatı yakalıyoruz. Gerçekten tadına doyum olmuyor. Onun dışında buranın çok da güzel bir özelliği var. Şu an tam bulunduğumuz balkon Galatasaray taraftarlarının da unutamayacağı bir kare vardır hatırlıyorsan. Şampiyonluktan sonra burası hınca hınç insanla doluydu. Çok güzel bir anıydı o da bizim için. Şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı balkon da işte burasıdır sevgili seyirciler. Florya Metin Oktay tesislerinin her köşesi, her karesi aslında ayrı anılarla dolu. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı yer dedik. Birbirinden güzel kutlamaların ve anıların olduğu balkon da burası. Şimdi buradan yavaş yavaş artık ana binadaki gezimizi sonlandıracağız ve oyuncuların kamp yaptığı binaya geçeceğiz. Haydi basın Galatasaray, en büyüksün Galatasaray. Galatasaray.
İdari Menajer Yardımcısı sevgili Mert Çetin'in odasındayız. Arkamızda birbirinden güzel fotoğraflar ve birbirinden değerli formalar var. Aslında pek çok Galatasaraylıyı kıskandıracak derecede bu oda. Mert Çetin'e de teşekkür ederim odasını bizlere açtığı için. Nazlı, istersen tek tek gösterelim. Drogba'nın imzalamış olduğu bir tane forma var. Mert'in bir özelliği de tabii ki formaların hepsiyle ilgili, aldığı formalarla ilgili tarih de atıyor. Özel notlar da var kendisine. Special 1 diyor, Special 2 diyor. Aynı şekilde Drogba, Didier Drogba'nın özel notları da var Mert Çetin'e. Onun yanında hemen Muslera'nın da yine imzalamış olduğu bir forma var. O da çok sevgili arkadaşıma diyerek imzalamış. Bir yanında da Wesley Snyder'ın forması var. Çok da güzel, birbirinden güzel notlar var. Mert şansı olan insanlardan bir tanesi diyelim. Özellikle Drogba'nın formasında Türk Telekom Arena'daki ilk golünü attığı maçta giydiği forma. Altına da böyle güzel notlar düşmüş. Tabii ki Galatasaray'ın teknik direktörlerinin olduğu çok güzel fotoğraflar var. Kendisi adına çok da güzel bir anı olmuş. Evet, sıradaki formayı söyleyelim tabii ki. Mert Çetin'den aldığımız bilgiye göre, görmüş olduğunuz üzere sırada çerçeveletilecek forma diyorum. Burak Yılmaz'ın forması, Kasımpaşa maçında gol attığı formasında yine aynı şekilde Burak Yılmaz'a imzalattıktan sonra Mert Çetin çerçeveletecek. Bu güzel formada duvarlarını süslemeye devam edecek. Kesinlikle öyle. Bir tane daha forma detayına yer verelim. O da Brezilya milli takımının imzalamış olduğu forma. Oktay testlerinin her köşesi ayrı güzel diyoruz ama işte bizlerin de en çok herhalde keyif aldığı yerlerden bir tanesi bu güzel bahçedeyiz şu anda. Bu bahçe pek çok organizasyona, pek çok barbekü partisine, kutlamaya, Galatasaray ailesinin pek çok mensubunu ağırlamaya şahit olmuştur. Sen de az önce söylemiştin, Florya'nın her yerinde ayrı bir anı var. Burası da gerçekten çok özel kutlamalara ev sahipliği yaptı. Çardak bölümü diyoruz. Florya'nın da şöyle bir özelliği var. 7-24 yılın her ayı yemyeşil, çok güzel, bakımı da çok güzel yapılıyor. Aslında hava şu an soğuk gibi gözükse de çok tatlı bir hava var. Böyle yazdan kalma bir hava demeyelim, artık sonbaharın son demlerine doğru güzel bir hava var. Biz de tabii ki bu güzel havanın tadını çıkaralım dedik. Evet, bugün hava da bizim oldukça işimize geldi sevgili seyirciler. Şu anda bulunduğumuz bahçede pek çok organizasyon gerçekleştiriyor dedik. Bu bahçe nerede diye soracak olursanız kamp binasının hemen önünde bulunuyor. He's back. Pesos. Pagando pesos. Tá mesmo. Şu anda kamp binasının en alt kısmındayız. Aslında Güzel Oyun programına konu olan bir yer. Çünkü biz Güzel Oyun'da genellikle buradan malzeme çıkartıyoruz. Pek çok aktivite var. En sonunda dart eklenmiş. Evet, ona çok sevindik. Güzel bir aktivite olmuş. Çok becerdiğimiz söylenemez ama onda da biraz kendimizi geliştirdiğimiz zaman bir sonraki konuğumuz da olursa dart oynamayı planlıyoruz.
Aslında konuklarımız tabii ki doğal olarak bizden çok daha becerikliler genelde programda. Langırt burada oynuyoruz, bilardo var, masa tenisi var. Onun dışında dart eklenmiş. Başka var mı benim şu anda göremediğim ve saymadığım hızlı? Yok, başka bir şey yok. Onun dışında hemen yan tarafta tabii ki taktik çalışmaları, genelde toplantılar hepsi bu salonda gerçekleşiyor. Onun ardından da ve antrenman sonrasında da kamp zamanında genelde oyuncularımız streslerine burada oyun oynayarak atıyorlar. Evet, kamp binasının en alt kısmında izledik. Açıklamamızı da yapalım. Kamp binasının üst kısımlarında, yani üst katlarda da oyuncularımızın odaları var. Oyuncularımızdan Olcan Adı'nın odasındayız. Odalar da gayet ferah, güzel. Oldukça keyifli. Tabii ki onların konforlu olması oldukça önemli. Herkesin odasında da kişisel eşyaları var. Olcan'a da buradan yine teşekkür edelim bize odasını açtığı için. Bir tane detayı paylaşmak istiyorum şu anda. Olcan için yapılan işte bu güzel tabloya da odasında yer vermiş. Tabii izleyicilerimiz merak etmiş olabilir, 4. yıldızın üstü neden kapalı? İnşallah sezon sonunda 4. yıldızı aldığımızda da o yıldızın üstü açılmış olacak. Olcan ilk transfer olduğunda Galatasaray'a bu söz çok konuşulmuştu. Twitter hesabından paylaşmıştı hatırlarsan bu sözü. Taraftarların da çok hoşuna gitmişti. Bu yüzden de ona böyle güzel bir jest yapılmış. Olcan da odasında bunu saklıyor. Biz eminiz ki 4. yıldızı aldığımız zaman işte bu güzel sözle birlikte, istiyorsan sözü ben şu anda tersten biraz zor okuyacağım ama paylaşalım. Aslanların sessiz kaldığı yerde kuşlar, kurtlar volta atar. Bilmezler ki aslanlar sessizliği bozduğunda kıyamet kopar. Bu sözü zaten çok severdik. Olcan adını da paylaşmıştı. Oldukça da anlamlı olmuştu. İşte bu şekilde de kendisine yapılan jesti odasında saklıyor. Artık yavaş yavaş Florya turumuzun da sonuna geliyoruz ama son olarak Florya'nın ünlü aslanın önünde biz de poz vermesek olmazdı herhalde. Florya Metin Oktay tesislerine gelen, yeni gelen birçok Galatasaray taraftarının çok sevdiği isim. Galatasaray'la ilgili aslında ilk o isimleri bu aslanla birlikte verdiği pozla tanır. Biz de kapanışımızı burada yapalım istedik. Florya Metin Oktay tesislerinin bilinmeyenlerini, merak edenleri sizlere yansıtmaya çalıştık sevgili seyirciler. Haftaya önümüzdeki programlarda Galatasaray'ın ünlü yıldızlarını ağırlamaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Buranın da hemen ardından masaj salonuna gideceğiz. Ne attım ya. Evet, oyuncular antrenman öncesinde ya da sonrasında fitness. Ay yoy. Fitness. Heyecanını kaybetme. Yapamadım, bir dakika. Ya sen beni çok kötü bozdun şu an. Yapamayacağım şu an ben. Çok kötü bozdur şu an. Bir dakika, ben yapamayacağım. Başka yere geçeceğim. Hakikaten yapamayacağım. Gerçekten yapabileceğimi inanmıyorum. Evet, Nazlı ile şu anki durağımız da fitness salonu. Evet, Nazlı ile şimdiki durağımız da fitness salonu. Evet, oyuncular antrenman öncesi. Tek mi yapayım ben? Tek konuş, bilmiyorum, bir şey söyle. Evet, şimdi fitness salonuna gel. Tamam, bir dakika, şu an ciddi bir şey düşünüyorum. Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim?